Analitik geometri yazılıda çıkabilecek sorular 6. Bu videomuzda noktanın analitiği konusundan okul sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. A-2'yi 7 noktasının y ekseni üzerindeki bir noktaya uzaklığı 2 kök 5 birim ise y ekseni üzerindeki bu nokta veya noktaları birden fazla sağlayan yer varsa bu şekilde soruluyor. Noktaları bulun. Şimdi A-2'ye 7 noktasının y ekseni üzerindeki bir noktaya. Y ekseni üzerindeki noktaların özelliği nedir? Bunu konuşmamız gerekmekte. Burası x eksenimiz, burası y eksenimizdir. Y ekseni üzerindeki noktaların hepsinin ortak bir özelliği vardır. Hangisini alacak olursak alalım. X koordinatları sıfırdır. Y ekseni üzerindeki noktanın y'si sıfırdır. Bu nedenle y ekseni üzerindeki bir noktaya dediği zaman hemen y ekseni üzerindeki noktayı sıfıra y olarak düşünmeliyiz. Kafamızdan hemen bu geçmelidir. Eğer ki bu soruda x ekseni üzerindeki bir noktaya dese, x ekseni üzerindeki noktaların ise özelliği y koordinatlarının sıfır olmasıdır. Hemen x'e sıfır düşünmemiz gerekirdi. Bu noktayı netleştirdiğimize göre, bu A-2'ye 7 noktasının bu y ekseni üzerinde bizim tanımladığımız sıfıra y noktasına uzaklığı 2 kök 5'miş. Uzaklık karekök içinde x'ten x'i çıkartıp karesini alıyorum. Eksi 2 eksi 0'ın karesi. Artı y'den y'yi çıkartıp karesini alıyorum. 7 eksi y'nin karesi. Eşittir 2 kök 5 birimi imiş. 2 kök 5'e eşitliyor. Her iki tarafın karesini alırsak köklerden kurtulmuş oluruz. Burada eksi 2 eder. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Bu 7 eksi y'nin karesini almak için acele etmeyelim. Eşittir. 2 kök 5'in karesini alırsak şu her iki tarafın karesini almayı bir renkli kalemle göstersem iyi olur. Sizler de sınavda onu göstermelisiniz. Her iki tarafın karesini alıyor. Buradaki kökten kurtulmak için. Karesini aldığımız işlem ile kök birbirini götürür. Burada kökten kurtulmuş hali yazıyoruz. Bu tarafta kareyi alırsak 2'nin karesi 4, kök 5'in karesi 2'nin karesi 4'tür. Kök 5'in karesi 5'tir. 4 kere 5'ten 20'dir buranın karesi. 4'ü diğer tarafa atarsak 7 eksi y'nin karesi eşittir 16 olur. Şimdi kendimize şunu sormalıyız. 7 eksi y'nin karesi 16. Neyin karesi 16 eder? 4'ün karesi 16'dır. Bir de eksi 4'ün parantez karesi 16'dır. Ki bizim ifademiz burada parantezin içi. Yani içerisinin 4 olma ihtimali var. 7 eksi y eşittir 4. Bir de 7 eksi y'nin eksi 4 olma ihtimali var. Buradan işlemleri yaparsak y eşittir 3 çıkar. Buradan işlemleri yaparsak y eşittir 11 çıkar. Demek ki y ekseni üzerinde bu noktaya uzaklığı 2 kök 5 olan iki tane nokta varmış. Bu noktalar ne? X koordinatı 0 olduğuna göre 0'a 3 birinci nokta. Buna uzaklığı 2 kök 5 olan birinci nokta. 0'a 11 ikinci noktadır. Bunun da buna olan uzaklığı 2 kök 5 birimdir. Bu şekilde bize sorulanı bulmuş oluyoruz. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.